Kevser Mutfağı'ndan merhaba. Bugün çok pratik bir mantar çorbası yapıyoruz. Bunun için ihtiyacım olan malzemeler şöyle. 400 gram mantar. 400 gram mantar ne kadar ediyor diye merak ediyorsanız marketlerde satılan şu paket içerisindeki mantarlar 400 gramlıktır. Üzerlerinde yazar zaten gram ölçüleri. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Sıvı yağ, yağı daha doğrusu çorbalarda biraz fazla seviyorsanız 4 yemek kaşığına kadar çıkartabilirsiniz. Ya da eğer tereyağı seviyorsanız 1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı da kullanabilirsiniz sıvı yağ yerine. 2 yemek kaşığı unum var. 1 su bardağı süt kullanacağım. Eğer süt yerine krema kullanmak istiyorsanız yarım su bardağı krema kullanabilirsiniz ama süt yerine. İkisinin birlikte değil. Ve yine çorbamı lezzetlendirmek için tuzum ve karabiberim var. Öncelikle mantarlarımı yıkamıştım daha önce. Onları doğrayarak başlıyorum. Çok özel bir doğrama yöntemine ihtiyacınız yok bu çorba için. Küçük küçük istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Mantarlarımız hazır. Şimdi mantarları kavurarak devam edeceğiz. Bunun için sıvı yağımı tencereye alıyorum. Yağı ocakta kızdırdıktan sonra mantarlarımı ekleyip harlı ateşte kavuracağım. Sıvı yağımız kızdı. Şimdi içerisine mantarları ekliyorum. Gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım hepsini. Oldukça fazla görünüyor ancak pişip suyunu çektikten sonra çok azalacak bu mantarların miktarı. O yüzden endişelenmeyin ilk etapta çok mu fazla oldu acaba diye. Şimdi harlı ateşte. Birazdan zaten bu suyunu salmaya başlayacak. Suyunu tamamen salıp iyice çekene kadar pişirmeye devam edeceğim. Mantarlarımız kavruldu. Suyunu tamamen çekti. Şimdi içerisine unumu ekliyorum. Şöyle her yanına dağıtarak koyuyorum onu. Mantarlar suyunu çektikten sonra altını kısmıştım. Bu aşamada tekrar açıyorum. Unumuz da kavruldu. Şimdi altını yine kısıyorum. 4 su bardağı su ekleyeceğim. Su özellikle sıcak veya özellikle soğuk değil, oda sıcaklığında. Normal su. Altını tekrar açıyorum çorbamı. Sürekli karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Çorbamız kaynamaya başladı. Kıvamını da görebiliyorsanız koyulaştı zaten. Şimdi sütümüzü ekliyoruz. Eğer pastörize süt kullanıyorsanız ve son kullanma tarihi geçmediyse bozulma gibi bir ihtimali yoktur. O yüzden sıcak çorbanın içerisine eklerken endişelenmeyin. Şimdi bir teşim daha kaynatacağız sütle birlikte. Çorba tekrar kaynamaya başladı. Tuzunu ve karabiberini ekliyorum en son. Tuz ve karabiber miktarı tamamen sizin damak zevkinize göre değişecektir. Şöyle bir karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Çorbamız hazır. Şimdi servis kasemizi alıyoruz. Şöyle de şeklimi yapayım. Çorbamız hazır. Daha fazla çorba tarifi için Google Play veya App Store'dan tarif uygulamasını indirebilir veya kevserimutfağı.com'u ziyaret edebilirsiniz. Afiyet olsun.